Aziz kardeşim İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani, değerli dostum Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin, bu önemli zirve vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sayın Ruhani'ye ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum. Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından şu anda sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağımız kararlar ile bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Konuşmamın başında kısaca bir durum muhasebesi yapmak istiyorum. Astana ruhunun özünde asgari müştereklerde buluşma iradesi göstermemiz vardır. Bu asgari müşterekler ise Suriye'nin siyasi birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve ihtilafa barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasıdır. Bu amaçla baştan beri sahada şiddetin durdurulmasını, insani durumun iyileştirilmesini ve siyasi sürecin önünün açılmasını hedefledik. Aynı anlayışla Cerablus, Elbab ve Afrin gibi yerlerde sahaya inerek kendi askerimizin kanı ve canı pahasına terörist unsurları bölgeden temizledik. Böylece Suriye topraklarını güvenli hale getirerek, huzur ve istikrarı temin ederek mültecilerin evlerine dönebileceği şartları hazırlamaya çalıştık. Diğer taraftan yine Astana kapsamında hayata geçirdiğimiz en kritik adım gerginliği azaltma bölgelerinin tesisiydi. Ancak zamanla bunlar farklı bahanelerle tek tek tasfiye edildi. Bugün gerginliği azaltma bölgelerinden geriye sadece İdlib kaldı. Tabii burada muhalefet bölgelerin tesisinin ardından yaşanan gelişmeler sebebiyle kendileri bu konuda aldatıldıklarını düşünüyorlar. Türkiye olarak şehitler verdiğimiz ve ciddi özveride bulunduğumuz bu sürecin şu an itibariyle çok riskli bir yere geldiğini görüyoruz. Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. İdlib sadece Suriye'nin siyasi geleceği için değil, bizim milli güvenliğimiz ile bölgenin barış ve istikrarı bakımından da hayati öneme sahiptir. Bölgede kurduğumuz 12 gözlem noktasının sahadaki anlamlarından biri de Türkiye'nin İdlib halkına ve buraya sığınanlara can güvenlikleri konusunda güvence vermiş olmasıdır. Bu bölgenin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvencenin kendi halkına yönelik katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bırakılmasına rıza gösteremeyiz. Her ne kadar gerekçe ile olur, her ne gerekçe ile olursa olsun, İdlib'e yapılan ve yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla ve çok büyük bir insani dramla sonuçlanacaktır. Bölgedeki 3,5 milyona aşkın sivilin tamamı bundan etkilenecektir. On binlerce sivil bombardımanlarda can verirken gidecek başka yerleri kalmadığı için milyonlarcası bizim sınırımıza dayanacaktır. Çoğunluğu Suriyeli. 4,5 milyon sığınmacıyı topraklarında halen barındırmakta olan Türkiye, mülteci ağırlama kapasitesini zaten doldurmuştur. Rus ve İranlı dostlarımızın İdlib'deki bazı terörist oluşumlardan kaynaklanan güvenlik endişelerini elbette anlıyoruz. Bölgeye doğrudan komşu olmamız sebebiyle benzer kaygıları en az sizler kadar bizler de duyuyoruz. Ancak İdlib gibi her şeyin iç içe olduğu bir yerde teröristlere karşı etkili mücadelede zaman ve sabır gerektiren farklı yöntemlere ihtiyaç var. Türkiye olarak biz bu konuda gereken çabayı gösterdik. Daha fazlasını göstermeye de hazırız. İdlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostlarımızdan da
bu çabalarımızda bize destek olmanızı bekliyoruz. İdlib'de ortak kaygılarımızı dikkate alan makul bir çıkış yolu bulmalıyız. Gerek Halep'in, gerekse Hümeymin hava üssünün güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilebilmesine yönelik her türlü çabayı göstereceğiz. Bu çerçevede Rus dostlarımızın rahatsızlık duyduğu unsurları Halep ve Hümeymin bölgesine yönelik saldırılara girişemeyecekleri yerlere çekmeyi deneyebiliriz. Böylece İdlib bölgesinde kritik yerlerin kontrolü sadece ılımlı muhalifler tarafından sağlanır hale gelecektir. Meseleyi Astana ruhuna uygun şekilde ve subuletle çözmeyi hedeflemeliyiz. Zira bu konuda Astana'nın itibar ve güvenliğinin sınanacağı son fırsattır. İdlib'in akıbeti konusunda varacağımız anlayış, Suriye bağlamındaki işbirliğimizin geleceğini de şekillendirecektir. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin ve kararlılığının doğru anlaşılmasını sizlerden özellikle rica ediyorum. Ülkemizin ve kardeşimiz olarak gördüğümüz Suriye halkının geleceğini bu derece yakından ilgilendiren bir konuda Türkiye'nin tavrı bellidir. Astana garantörlerinin Suriye'de yeni bir şiddet dalgası ve insani kriz yaşanmasına izin vermeyeceği mesajı bu zirveden uluslararası kamuoyuna verilmelidir. Değerli dostlar, bizler İdlib'e odaklanırken ve dünya gözlerini buraya çevirmişken Fırat'ın doğusunda arzu etmediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Bir takım yabancı güçlerin bölgede DAEŞ'le mücadele bahanesiyle attığı adımların artık bambaşka bir istikamete yöneldiği gizlenemez bir gerçektir. Artık DAEŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamış olmasına rağmen Amerika'nın bölgede bir diğer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsızız. Amerika'nın artık 20 bine yakın tırı silah mühimmatla birlikte bölgeye göndermesi, 3 bine yakın kargo uçağını aynı şekilde bölgeye göndermesi, bu terör örgütünün nedenli güçlendiğinin çok açık ifadesidir. Suriye rejiminin de göz yummasıyla Fırat'ın doğusunda güçlenen terör örgütü sahadaki varlığını yabancı güçlerin desteğiyle kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bu durum sadece bizim milli güvenliğimizi ilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve geleceğine de tehdit oluşturuyor. PYD, YPG dahil Suriye'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye'nin siyasi birliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden bütün girişimlere ayrım yapmadan ortak tavır almalıyız. Ülkenin bir bölümünde sergilenen hassasiyetlerin diğer bölümünde gösterilmiyor olması hem Suriye halkının hem de uluslararası toplumun burada verilen mücadeleye bakışını olumsuz etkiliyor. Türkiye özellikle Suriye'nin siyasi, coğrafi ve sosyal bütünlüğü gerçek anlamda sağlanana kadar bölgedeki varlığını korumakta kararlıdır. Ülkemizin bekasına tehdit oluşturan yapıların hudutlarımızın hemen ötesinde cirit atmasına müsaade edemeyiz. Tehdidin kaynağına ve boyutuna göre gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Biz Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayız. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile işbirliği halinde Anayasa Komitesi'nin oluşumunun tamamlanmasına, serbest ve adil seçimler yapılması için şartların bir an önce hazırlanmasına önem veriyoruz. Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve ülkenin yeniden inşası ancak bu gelişmelerin ardından daha anlamlı bir şekilde ele alınmaya başlanabilir. Geri dönüş sürecinin gönüllülük esasına göre uluslararası hukuka uygun olarak ve Birleşmiş Milletler'le işbirliği halinde yürütülmesi esas olmalıdır. Tabii burada özellikle
bir konuyu da gündeme getirmem gerekiyor. O da şudur. Kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesi 1915'te imzalanmış. 1997 kimyasal silahların yasaklanması örgütünün kurulması. Kimyasal silahlarla ilgili tavırlar koyuyoruz. Doğrudur, yerindedir. Fakat kimyasal silahlarla ölenlerin, öldürülenlerin sayısına baktığımız zaman orada 1000, 2000, 3000, 5000 kişiyi görüyoruz. Ancak konvansiyonel silahlarla öldürülenlere baktığımız zaman orada 10 binler, 100 binler görüyoruz. Şimdi biz konvansiyonel silahlarla öldürülenlere karşı veya öldürenlere karşı tavır almakta gecikiyoruz. Ama kimyasal silahlara karşı tavır koyuyoruz. Neticesi ölüm olduktan sonra kullanılan kimyasal olsa ne fark eder, konvansiyonel olsa ne fark eder? Buna karşı bizim bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu işi gündeme getirmek suretiyle yeniden bunu güncellemenin, ortaya koymanın, kimyasal, konvansiyonel, buna karşı bir ortak tavır takınmanın, ki burada birinci derecede Rusya Federasyonu'na büyük görev düşmekte. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Rusya Federasyonu'nun yer alması, böyle bir kararın alınmasının da bana göre neticesini çok daha açık, net hale getirecektir. Bu zirveden çıkacak sonuçların Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını ve Suriye'de barış ortamının tesisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Tabii 12 maddelik bir sonuç bildirgesi var. Bu sonuç bildirgesiyle inanıyorum ki şu anda dünyanın da bugün Tahran, artık buna bildirisi diyeceğiz, Tahran bildirisini herkes şu anda bekliyor ve bunun tesirini de inanıyorum ki göreceğiz. Ve aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'ye göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tabii bundan sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Rusya Federasyonu'ndaki yapılacak olan toplantıya da çok daha olumlu gelişmelerle gitmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim değerli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Konuşmalarında değindiğiniz, konuşmalarınızda değindiğiniz önemli noktalar için. Bugünkü zirvemiz çok önemli. Çünkü çok önemli koşullarda bugün bulunmaktayız Suriye'de. Üç ülkenin işbirliği başlarından beri sadece bir amacımız olmuştur. O da bölgede barış ve güvenlik sağlanması olmuştur ve özellikle Suriye'de. Bu önemli amaç her zaman, yani barış ve güvenlik her zaman bizim göz önümüzde olacaktır. Suriye'de geçen 7 yıl boyunca önemli zor aşamalardan geçtik. Bu büyük iş Suriye'de genellikle Suriye milleti ve ordusu eliyle ve Suriye milletinin dostları desteğiyle yapıldı. Ve çok önemli adımlar atıldığını bugün Suriye'de şahidiz. En önemli adım terörist ve teröristleri ve terörist grupları, örgütleri oluşturan ve yaratan ülkeler kendi bölgelerinin nüfuzlarını arttırmak ve amaçlarını gütmek için bugün onları meyus olmuşlar, artık yani ümitlerini kaybetmişler. Yani Amerika ve Siyonist rejimi terörist en önemli terörist yaratan merciler bugün çok iyi hissediyorlar ki terörist gruplar örgütte oluşturarak, onlara silah vererek, onları destekleyerek kendi amaçlarına ulaşamayacaklar. Ve bu
bugün elde ettiğimiz önemli bir amaçtı. İkinci çok önemli elde ettiğimiz amaç bölgede ümitti. Bugün bölgemizin halkı tamamen umutlu ve çok önemli problemleri aşabileceklerini düşünüyorlar. Bugün ana uçurumun tam köşesinde bulunan ülke, bölgedeki milletler ve halklar yardım ettiler ve kurtardılar o ülkeyi. Dolayısıyla umut ve ümit meselesi konusu bugün elde ettiğimiz ikinci önemli konuydu. Hem Suriye milleti için elde ettik hem bölge halkı için. Ama şimdiki aşamada şimdilik iki çok önemli sorunumuz var. Geri kalmış terörizmle mücadele konusunda. Onu tamamlamamız gerekiyor. Ve terörizmle mücadele ettikten sonra Suriye'deki diğer amaçlarımızı elde etmemiz lazım. Yani yeni anayasanın yazılması ve nihayileştirilmesi ve yeni anayasaya göre seçim yapılması, avarelerin geri dönmesi, demokrasi sağlanması çok önemli amaçlar var, takip ediyoruz. Şimdi birinci aşamada İdlib ve Fırat'ın doğusu geri kalmış. Hepimiz çalışmamız lazım. Fırat doğusunun düğümünü çözelim. Amerika'yı oradan çıkmaya zorlayalım. Çünkü bu krizin devam etmesi olan en önemli etken Amerika'dır. Ve İdlib konusunu öyle bir şekilde halletmemiz lazım ki hem net bir şekilde teröristlerle sıkı mücadele edelim, hem de oradaki halk sorun ve musibet yaşamasınlar. Dolayısıyla çok hassas önemli işbirliğimizi devam etmemiz lazım. Biz her zirvede, yani zirveden önce her toplantılarda çok fazla konuşmuştuk. Hem siyasi açıdan hem de meydanda, yürürlükte, icrada, hem de ateşkesin denetiminde ve çatışmanın azaltması, krizin azaltmasında, hem de her zirveden sonra yine uzmanlar, ülkelerin vizyonları kendileri gelecek zirveye toplantıları hazırladılar. Umarım bizim görüşmelerimiz, istişarelerimiz, organizasyonumuz üç ülke arasında devam eder. Hem en iyi şekilde İdlib sorununu aşmak için hem de Fırat doğusu sorununu aşmak için hem de Dimeşk yönetiminin Suriye bölgesine egemen olması ve sağlanması için. Burada iki çok değerli ve büyük meslektaşlarım, arkadaşlarım Sayın Putin ve Sayın Erdoğan Bey'e soru soruyorum. Yani eklemek istediğiniz bir konu varsa sever dinlemek isteriz. Veya eklemek istemedikleri bir şey yoksa bildirelim. Benim şu anda üzerinde durmak istediğim İdlib'deki bombardımanların artık bir ateşkese şu anda adım atılmasında büyük fayda var. Zira şu anda İdlib halkı ciddi manada bir korku, bir sivil halkı kastediyorum. Burada böyle bir artık göç başladı tekrar, iltica başladı ve bunların da tabii gidebildikleri yer sürekli olarak artık bizim sınırlara doğru şu anda geliyorlar. Yani burada bir ateşkesin sağlanması ve terör gruplarına karşı da alınabilecek tedbirleri yine birlikte ilgili arkadaşlarımızın yapacakları çalışmalarla bunu yapalım ki burada istihbarat örgütlerimizin müşterek çalışması önem arz ediyor. Savunmayla ilgili arkadaşlarımızın yapacakları çalışmalar önem arz ediyor ve bu konuda süratle bir adım atıp ateşkesin sağlanması çok çok önem arz ediyor. Benim söyleyeceğim son söz bunlar.
ben Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'nı desteklemek istiyorum. İkili görüşmemizde de bundan bahsettik. Yani İdlib çatışma bölgesinde oldukça çok sivil var. Ve biz tabii ki bunu dikkate almalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı az evvel çeşitli yapıcı olmayan unsurlardan da bahsetti. Terör unsurlarından bahsetti. Oraya kök salan ve ben de bunu giriş bölümümde, giriş konuşmamda söyledim. Provokasyonlar devam ediyor. İHA'larla, insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulunuyorlar. Ve bunu görmemezlikten gelmek mümkün değil. Sen Türkiye Cumhurbaşkanı da dediği gibi hep beraber hani bu son derece zor konuyu her yönüyle değerlendirmemiz gerekiyor. Tüm boyutlarını ele almamız lazım ve çözüme bağlamamız gerekiyor bu problemi. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Suriye, hani Suriye'nin meşhur hükümeti yani Suriye topraklarının tamamını ele geçirmelidir. Yani toprakların tamamını denetlemelidir. Ve şimdiye kadar bu tarz sorunları çözebildik ve aynı mekanizmaları gene bütün bu alanlarda kullanabiliriz ve Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını da düzenlemeliyiz, hazırlamalıyız. Ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Esad hükümeti kendi payına düşen görevleri yerine getirdi. Üstlendiği taahhütlere bağlı kalıyor. Sayın Esad'dan bir liste aldık. Hani Suriye hükümetini temsil eden kişiler var içinde. Birleşmiş Milletler'e takdim etti bu listeyi Sayın Demistura'ya. Şimdi ise muhalefetin kendi payına düşenini yapması gerekiyor. Yani kendi listelerini oluşturmaları lazım. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla işte bakanın da dediği gibi nihayet listelerini verdiler. Fakat üçüncü listeyi de oluşturmamız lazım. Anayasa Komitesi'ne girecek olanların listesi. Hani çeşitli sivil toplum kuruluşları oraya girecek. Bu çalışmaya ivme kazandırılması gerekiyor. İvmenin kazandırılması gerekiyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde siyasi çözümün somut boyutuna geçilmesi lazım. Yani bizim biz dayanışma içerisinde olmazsak Astana formatı çerçevesinde bu mümkün olmayacak. Yani bundan eminim. Yani olumlu bir netice elde edilemeyecek. Dolayısıyla benim teklifim koordinasyonumuzu artırmak, Dışişleri Bakanlıkları arasında askerler ve istihbarat teşkilatları arasındaki koordinasyon artırılmalıdır diye düşünüyorum. Erdoğan ve çok teşekkür ederim Sayın Erdoğan Bey, Sayın Putin Bey. Çok önemli konulara değindiler, beyan ettiler. Sayın Cumhurbaşkanları da ben bu çözümle kabul ederlerse çok biz önemli koşullardayız. Hem terörizmi sonlandırmamız lazım Suriye'de hem de siviller zarar görmemeliler. Herhalde bu iki noktada hepimiz ortak düşünüyoruz. Şu şekilde toparlıyorum ben. Bu aşamada istişarelerimizi aramızda arttırmamız lazım biz üç ülke. Daha fazla beraber konuşmamız lazım. Daha fazla müzakere yapmamız lazım. Uzmanlarımız daha çok diyalog kurmaları lazım, konuşmaları lazım bu alanda. Şüphemiz, sorumluluğumuz çok ağır. Bu aşamada omuzlarımızda. Sayın Putin Bey de altını çizdiği gibi anayasa konusu bizim için çok önemli. Hepimiz yardım etmemiz lazım ki anayasa yazılması sonlandırılsın. Aslında bizim hepimiz için belli zaten. Son adımları attıkça
Yani son problemlerin çözümünde son adımlar ilk adımlardan daha zor oluyor. Yani önümüzde zor adımlar var ama geçmişte de beraber istişare ve işbirliği yaptığımız gibi yine istişare ve danışmamız lazım. İşbirliği yapmamız lazım beraber ve beraber işbirliği yaparak düşündüğümüz amaçlara ulaşmamız lazım. Yani bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin en önemli adımlarından birisi bu olacak ve sivilleri bu ciddi manada huzurlu kılacaktır, rahatlatacaktır ve bu konuyla ilgili bir adımın atılması ve böyle bir ilanın yapılması bu zirvenin de zaferi olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Putin'in anayasayla ilgili zaten bu adımlar atıldı. Şu anda 45 kişilik bir liste belli. Bu anayasayla ilgili çalışmalar da hız kazandığı takdirde Suriye'de artık halk genel itibariyle beklentilerine doğru gidildiğini görmüş olacaktır. Ben de sözlerimi böylece noktalamış olayım. Üçüncü konuyla ilgili bir üçüncü maddede biz İdlib bölgesindeki durumu ele aldık ve orada çözüm yolu arayışına giriştik. Mevcut ilkeler, Aslan'ın formatını nitelendiren mevcut ilkelere esas alarak bu şekilde hareket ediyoruz. Şöyle düşünüyorum. Toplantımızın sonucu daha önce üç ülkedeki arkadaşlarımız üzerine çalıştılar. O bildiri üzerinde. Ve sonuç olarak çok iyi bir bildiri hazırlandı. Toplantı o bildiriyi onaylaması lazım. Yani karşı görüş yoksa ve onaylıyorsa toplantı taraflarımız onaylayalım bildiriyi. Tahran bildirisi zirve toplantı başkanlar tarafından onaylandı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve sonraki zirvemiz inşallah Rusya Federasyonu'nda yapılacak gelecek fırsatta ve çalışacağız. Diğer amaçlarımızı devam ettirelim ve söylendiği gibi değişik seviyelerde istişarelerimizi ve danışmanlıklarımızı İdlib konusunu, sorununu siviller en az zarar görecek şekilde devam ettireceğiz. Tabii diplomatik bir ifade. Üçüncü madde güzel. Bunu biz tabii diplomasi olarak anlarız. Ama burada ateşkes ifadesi eğer yer alacak olursa bu yapılacak açıklamada çok daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu üçüncü maddeyi bu güçlendirir diye düşünüyorum. Çünkü bu ifade, üçüncü madde tabii çok diplomatik ama buraya bir de ateşkes ifadesini koyarsak bu işi çok daha güçlendirecektir, rahatlatacaktır. Дело в чем? Дело в том, что здесь же нет представителей. Burada silahlı muhalifler yok. Yani burada bizim masamızda yani görüşmemize katılmıyorlar. Cephatan Nusra'yla DAEŞ de katılmıyor. Suriye ordusu da katılmıyor. Yani biz kanaatimce bence Türkiye Cumhurbaşkanı haklı, genel anlamda haklı. Bu güzel olurdu, iyi olurdu. Fakat biz onların yerine konuşamıyoruz. Yani Cephat An-Nusra'dan teröristler veya DAEŞ'in teröristlerinin işte saldırılarını keseceklerini, İHA'ları kullanmayacaklarını söyleyemeyiz. Yani onlar için
Onların yerine hareket edemeyiz. Yani bizim meslektaşlarımız bu metni derinlediklerinde gerçekten onu azami bir şekilde yani böyle yapıcı bir hale getirdi. Burada elbette haklısınız. Yani bazı formüller biraz muğlak fakat gerçekçi formüllerdir bunlar. Yani mesela burada üçümüz bunları yapmalıyız diyor. Bulacağız. Yani bir defa Cephetun Nusra olsun, Eteşi olsun, hepsi için. Yani bir defa silahı bırakın. Silahı bırakın ki buraya sulh gelsin. Bu çağrıyı zirveden yapmış olalım. Amaç şuysa biz bu zirvede bütün teröristlerden isteyelim ki teröristlik işlerini sonuna bitirsinler ve silahlarını bıraksınlar desek yani o şekilde olmaz. Herhalde hepimiz öyle düşünüyoruz. Evet, yani destekliyorum. Bunu da destekliyorum. Sayın Erdoğan'a katılıyorum. Çok önemli bir noktada hepimiz tarafından onaylanıyor. Biz bütün teröristlerden istiyoruz ki teröristlik işlerini bıraksınlar, silahlarını yere bıraksınlar ve uzlaşma yoluyla, barışçıl yollarla amaçlarını gütsünler, takip etsinler. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir konu yoksa toplantıyı bitirelim burada. Mutlu haberi kağıt.